Şimdi burada benim kişisel düşüncem de şöyle, yani bu sorun etrafında, bu sorunu da daha doğrusu iki ana eksende götürmek, bu süreci götürmek zorunda hükümet. Bir, yani Kürtlerin hala karşılanmamış, yani hak ve özgürlük talepleri var. Yani farklı dillerinin olmasından, farklı bir kimliğe, kültüre sahip olmasından kaynaklanan haklar var. O hakların karşılanması aynen Alevilerle, da Aleviler için söylediğimiz şey bu sorun için de geçerli. Yani bu sorun aslında muhatabı olmaz, muhatabı olmamalı. Muhataba ihtiyaç duymadan hükümet normalde yani kendi vatandaşları içerisinde işte ana dili farklı olan, ne bileyim işte inancı farklı olan ve benzeri yani farklı kimlikten, kültürden kaynaklanan hakları tek taraflı olarak da olsa karşılamak zorunda, bunu güvence altına almak zorunda. Dolayısıyla demokratikleşme perspektifiyle, demokratikleşme açısından yapılacak hususlarda eğer birileriyle de görüşülecekse o konuda olabildiğince yani o sorunun muhatabı olan bütün çevrelerle, bütün kesimlerle, işte aydınlarla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, farklı siyasi aktörlerle falan da görüşerek onları da hani sürece katmak durumunda. Ama bu işin ikinci eksenini de özellikle bir silahlı örgütün silahsızlandırılması ve onun elemanlarının sosyal, siyasal hayata entegre edilmesi var. Bu konuda da zaten doğal olarak başka bir muhatap aramız bunlarla götürülecek. Dolayısıyla çözüm sürecinin tamamını müzakerelere indirgemek bir kere şey değil. Yani doğru değil. Ama bu sürecin bu boyutuyla ilgili bundan sonra yapılacak işlerde de benim kişisel kanaatimde o ki gerçekten bir yani üçüncü bir aktöre ihtiyaç var. Bu aktörün tabii mesela yansıyan basına yansıyan haberde hep Akil İnsanlar Heyeti'nin işte grup yani bölge başkanları artı bir de işte dört kişi eklenmiş idi. Ben bunu da doğrusu sağlıklı bulmadım. Yani neyse yani birazcık yaptığım kulislerde o haberin yani çok da gerçeği yansıtmadığını, öyle bir karar alınmadığını hani öğrendim ama zaten bize de hani yansıyan bir şey yoktu. Yani bundan sonra normalde bu tür süreçlerde yapılacak iş neyse, daha doğrusu hangi alanla ilgili olarak bir takım aktörlere, bir takım kişi ya da bir mekanizmaya ihtiyaç duyuluyorsa doğru olanı o işi en iyi yapabilecek ve hem tarafların güvendiği hem de toplumda saygınlığı olan bir ekip, bir kadro oluşturmaktır. Şimdi bizim Akil İnsanlar Heyeti'nde ne biçilen misyon aslında bu sorunun toplumda enine boyuna rahatça konuşulması, tartışılması ve biraz hani çözüm sürecinin normalleşmesi, deyim yerinde yani çözüm sürecinin PR'ı idi. Öyle olunca da toplumun farklı kesimlerinden, farklı sektörlerden bilinen, tanınan, temsil kapasitesi yüksek bir takım insanların da arasında bulunduğu böyle bir 63 kişilik bir heyet oluşturuldu. Ama siz bundan sonra örneğin bir izleme kurulu oluşturacaksanız bu önce şunu tespit etmek zorundasınız. Bu kurul neyi izleyecek? Ve o işi yapacak insanlar, Akıl İnsanlar Heyeti'nin içinden de olabilir. Ama dışından da mutlaka bir takım isimler alınmalı. Ama en önemlisi de o işin uzmanı olan ya da o işi birazcık da olsa çalışmış, kısa sürede kavrayabilecek, yani teknik olarak da o işleri bilen bir takım Yılmaz abi, insanlara ihtiyaç var. bu kurullar diğer örneklerde yani İrlanda, Güney Afrika vesaire gibi çözüm süreçlerinde hangi fonksiyon var mıydı böyle bir kurul senin Ya var bilebildiğin tabii ya da hangi mesela fonksiyonu üstleniyorlar yani şimdi üçüncü gözden kastedilen aslında daha çok tanıklık yapmak. Yani taraflar deklar etmiş oluyorlar. Biz tamam böyle bir işte yani şu işle ilgili bir işte müzakereyi yani yürütüyoruz. Siz de bu işin tanığı olun. Dolayısıyla diyelim ki benle Burhanettin Hoca işte bu işin taraflarıysak, sizler de gözlemciyseniz biz zaten deklar etmiş oluyoruz. Sizin yarın yapacağınız her açıklama her ikimiz önceden zaten hani doğruluğunu deklar etmiş olduğumuz için sizin varlığınız üstümüze bizim yeterince baskı oluşturuyor zaten. Dolayısıyla yani birisi süreci kesintiye uğrattığı zaman ya da sözünü tutmadığı zaman yani sizin yapacağınız açıklama kamuoyunu hani bu suçludur oyun diyorsun. tabii o Bu yüzden de kamuoyunun tavsiye da güven duyduğu, saygı duyduğu ama en önemlisi tarafların karşılıklı güven duyduğu, itimat ettiği. Yani bu hakikaten dürüsttür. Yani bizim arkamızdan başka işler çevirmez hani diyebileceğimiz insanlar olması önemli. O açıdan yani tek taraflı bir kurul oluşturmak da yani bence çok sağlıklı olmaz. Akil insanlarla bunu sınırlamak da kesinlikle doğru değil. tabii. Yani mutlaka yani farklı çevrelere, farklı kesimlere açılmalı.
ve hakikaten yarın bir şey söylediği zaman ya da görüşmeler tıkanır. Mesela bu heyet dolaylı görüşmeleri yapıyor. İşte taraflardan birine gidiyor, ona birazcık geri adım attırmaya çalışıyor. Sonra öbürüne gidiyor, ona birazcık geri adım attırmaya ve dolayısıyla tekrar doğrudan görüşmelerin sağlanmasına aracılık ediyor. Dolayısıyla yani bundan sonraki süreçte spesifik olarak hangi alanda, hangi konuda, işin hangi boyutuyla ilgili ihtiyaç duyulacaksa oluşturulacak kurulların, izleme kurulu veya yarın başka mekanizmalara da ihtiyaç duyabilirler. Yani görevi, yetkisi, sınırı, takvimi belirlenip o görevle görevlendirilmeleri gerekir. İş bittiğinde de o mekanizma zaten kendiliğinden hani dağılacaktır. Dünya örneklerinde de hani bunun benzer şeyleri var. Ama tabii en önemli aslında üçüncü göz toplumdur. Yani neticede siz yani bir demokrasiyseniz ve demokratik mekanizmalar, demokratik bir perspektifle sorununuzu çözmeye çalışıyorsanız yani o aslında İsmet Bey'in dediği şey önemli. Olabildiğince elbette bu süreçlerin gizli götürmesi gereken yanları var ama olabildiğince fazla miktarda yani büyük bir ölçüde kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi ki çözüm süreci yasasında da aslında bunu da çerçeve yasaya koymuşlar çok isabetli bir biçimde. Yani kamuoyunun bilgilendirilmesi kamuoyunun eşliğinde. O anlamda gene ben yani CHP'nin de hani sık sık vurguladığı hani meclise bu sorunun olabildiğince taşınması, meclisin mekan adres haline getirilmesi ya da meclisin bilgilendirilmesi talepleri de bence yani doğru talepler. Çünkü yani bu masaya Türkiye geneli açısından CHP'yi MHP'yi de oturtmak yani Kürt sorunuyla Kürtlerle ilgili açısından da bütün Kürtlerin temsilcilerini katabilmek herkesin önce hükümetin... Yılmaz abi.